Biliyorsunuz bu kavramı ilk defa işte 90'lı yıllarda Samuel Huntington tarafından ortaya atılmıştı ve çok da tartışma yaratmıştı. Şimdi böyle bir medeniyetler çatışması içinde olduğumuzu ben düşünmüyorum. Ama çok önemli bir konu var. O da şu an için Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri ve bu dediğiniz gibi hareketin lideri olan kişi adeta dünyayı kendi içlerinde homojen olan, kendi içlerinde tek kütle olan medeniyetlerin ve özellikle de İslam'la özdeşleşen Doğu ile Hristiyanlık'la özdeşleşen Batı arasında bir mücadele olarak en azından söylemsel anlamda, kamusal alanda söylemi bu şekilde kuruyor. Ama bu Batı karşıtlığı Türkiye'de özellikle sağ içinde ve hatta 1 Kasım sol gruplar içinde her zaman ola gelmiştir. Ama bu seferki biraz farklı. Neden? Çünkü muhafazakar tandanslı gazetelerde ve köşe yazılarında da izleyebileceğiniz gibi Batı bir kere tek bir blok olarak algılanıyor. Yalnızca AB'den ya da ABD'den oluşmayan tek bir blok olarak, bütün bunların içinde yer aldığı bir blok olarak algılanıyor. Ve bu blok Türkiye'ye her şekilde saldırıyor. İçeriden ve dışarıdan, işte içeriden FETÖ ve PKK eliyle, dışarıdan PYD eliyle, hatta belki biraz da IŞİD bile bu anlamda söyleyecekler falan. Dolayısıyla o cenaha baktığınızda Batı sürekli Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen, istikrarsızlaşmasını isteyen ve bu nedenle de saldıran ve Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynayan bir yapıya dönüşmüş durumda. Hatta bazı tırnak içinde stratejistler Türkiye'nin işte ön davranması gerektiğini, bu nedenle Irak'ta, Suriye'de çok daha etkin olması gerektiğini falan söylüyorlar. Şimdi benim dikkat çekmek istediğim nokta ise şu. İşte tam da bu noktada Batı'nın sadece düşmanlaştırılması değil, sadece ötekileştirilmesi değil, bir medeniyet karşıtı, hatta beka sorunu olan ülkede bir doğrudan saldıran bir dış güç olarak konulmasının bu OHAL koşullarının sürdürülmesinde araçsallaştırıldığını düşünüyorum. Yani bu Batı karşıtlığı mı dersiniz? Batı'nın şeytanileştirilmesi mi dersiniz bunu? İçerideki baskıcı pratikleri, içerideki zulme varan pratikleri olağanlaştırmak, bunları meşrulaştırmak için artık kullanılıyor. Yani Türkiye'de bir bakalım, Avrupa Birliği'ni çok eleştirebiliriz. Yani bugüne kadar neredeydiler? Türkiye ile angaje olmak için bu iktidarın Türkiye'yi götürdüğü yönü anlamak için neden bu kadar beklendi? Neden gözü kapalı uzun zaman destek verildi? Hiç mi eleştirel bakılmadı? Yani bunlar tabii ki sorulabilir, sorulmalı da. Ama bir de şöyle bir şey var, bugün sadece bir belgeye, barış isteyen bir belgeye imza attığı için insanlar bu KHK'larla işten çıkarılıyorlar. FETÖ darbe girişimi sonrasında çıkarılan KHK'lar sadece onları kapsamıyor. Bütün sol tandanslı gazeteler, televizyonlar tehlike altındalar. Türkiye medyası, sivil toplumu hızla tek sesleşiyor. Bakın 6 milyon kişinin oy verdiği bir partinin 10 milletvekili yaka paça hapse atılıyor ve bu insanlar F tipinde, tecritte bu hapisliklerini sürdürüyorlar. Ve şu an içinde yargılanmadılar. Sadece gözaltı ve arkasından gelen tutuklama süreci. Bütün bunlar normal mi? Bütün bunlar hiç normal değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi eleştirmesini son derece doğru ama yanlış zamanda buluyorum. Ama bütün bu anormalliklerin meşrulaştırılması, Türkiye'deki rejimin içe kapatılması için de Batı'nın, Batı düşmanlığının para ettiği düşünülen Batı düşmanlığının çok yoğun bir şekilde araçsallaştırıldığını düşünüyorum.